Deneme 5 birinci soruda arkadaşlar. Şimdi Ali, Sema, Kerem bir oyun oynuyorlar. Ali 5 tane, pardon, 10 tane 5'in çarpımını buluyor. Şimdi öncelikle Ali için düşünürsek 5 işleri çarpacak. Kaç tane 5 çarpacak? Nokta nokta diyelim. 10 tane. Şimdi bunun sonucu nedir? 5 üzeri 10. Değil mi? Şimdi Sema'ya bakalım. Sema da 25 tane 25'i toplayacak. Şimdi 25 artı 25 artı 25 artı bu nokta nokta 25 diyelim yine. Bu da 25 tane. Bunun sonucu ne olur? Şimdi toplamanın kısa yolu da çarpmaydı. 25 çarpı 25. Yani 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2, o da 5 üzeri 4 olur. Şimdi Kerem ne yapıyor? Ali'nin bulduğu sonucu Sema'nın bulduğu sonuca bölüyor. Yani 5 üzeri 10'u 5 üzeri 4'e bölüyor arkadaşlar. Tabanlar aynısı, üstleri çıkartırız. 5 üzeri 6 olarak buluyor. Yani cevabımız D seçeneği oluyor. Bir soruda arkadaşlar T yani saniyeyi vermiş bize. Uzaklığı vermiş. Bir nesnenin yere düşmesi için geçen sürenin formülünü vermiş. Şimdi diyor ki buna göre 56 tam %25 metre yükseklikten bırakılan bir nesne. Yani bize D'yi de vermiş. Al yerine koy diyor. Şu sonucu bulmamızı istiyor kısacası. T eşittir. Kök içinde. D gördüğüm yere 56 tam %25'i yazdım. 2 tam %25'imi de yazıyorum. Şimdi bu sonucu bulmamızı istiyor. Şimdi isteyen böler. Bölerek de sonucu bulur ama ben bölmem arkadaşlar. Neden? Şöyle. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. 2,25, 2,25 daha ne yapar? 4,5. Sonra diyorum ki he, 2 katı 4,5'sa o zaman 4 katını alsam, yani 4,5'un bir daha 2 katını alsam 9. Şöyle düşünüyorum. 2,25'in 4 katı 9'muş. Şimdi 56,25'e en yakın olan 9'un katı ne? 54. Şimdi 54 için kaç katını aldım? 6 katını aldım. O zaman diyorum ki bunu da 6 katını al. Yani 24 katı 54 yapıyormuş 2,25'in diyorum. 2,25'in 24 katı 54 yapıyorsa 25 katı ne yapar? 56,25. Demek ki sonuç 25'miş diyorum. Kök içinde 25 kalıyor. O da kökten ne diye çıkıyor arkadaşlar? 5 olarak çıkıyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Burada yine bir şekil vermiş. Bunu ok yönünde katlıyor şekil 1'i. Sonra şekil 2'dekini de ok yönünde katlıyor ve C'yi bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar şekil 1'de katlayıp bunları çarp diyor. Değil mi? Şimdi üst üste gelenleri çarp. Kök 60 da kök 12 üst üste geliyor ama bunu direkt kök 60 kök 12 diye çarpmıyorum. Neden? Önce bir düzeltme yapıyorum. Kök 60 dediğim 4 çarpı 15'ten 2 kök 15. Önce bir bunu yazıyorum. Kök 12 dediğim şey 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Kök 48 dediğim 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Kök 15 dediğimi zaten direkt yazıyorum. Çünkü A kök 5 şeklinde, sadece 1 kök 15 şeklinde yazılıyor. Şimdi burada üst üste katlarsam ne olacak? 2 kök 5 ile 2 kök 3'ü çarpacağım ve A sonucunu bulacağım. Değil mi? Çarpalım. 2 çarpı 2 4. Pardon, şurası 15. 15 çarpı 3 de 45 yapacak. Yani A 4 kök 45. Şimdi B'yi bulalım hemen hızlıca. 4 kök 3'te de 15'i üst üste getirdiğim için bu ikisini çarpıyorum. Burası da 4 kök 45 çıkıyor. O zaman B de 4 kök 45. Hiç işlem yapmıyorum. Kök 45'leri düzeltmiyorum. Şimdi şekil 2'yi de ok yönüne katlarsan bunları da topla diyor. Yani C'yi bulmak için de 4 kök 45 ile 4 kök 45'i toplayacağım. Toplayalım, kas sayıları topluyorduk. Hatırlayalım. 4 4 daha 8 kök 45 olur. Şimdi cevap bu aslında ama tabii ki şıklarda yok. Neden? Çünkü 45'i bir düzeltmem lazım. 45 9 çarpı 5. 9 dışarıya 3 diye çıkacak. 8 çarpı 3 24 olacak ve 5 içeride kalacak. Yani cevabımız 24 kök 5 ile arkadaşlar C şıkkı olacak. Arkadaşlar Salih ve Ülkü aralarında bir oyun oynuyorlar. Birden 6'ya kadar rakamlar yazılıyor. Şimdi Ülkü ve Salih'in yazdığı rakamlar biri taban diğeri üst olacak şekilde birbirinden farklı sayılar. Yani şimdi seçimleri şöyle yapabiliriz. Mesela 1 üzeri 2, 1 üzeri 3, 1 üzeri 4, 1 üzeri 5 ve 1 üzeri 6 şeklinde alabiliriz. Bu 1 ile alınabilecekler tabanı 1 olduğunda. Tabanı 2 olduğunda alınabilecekler 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 5. 2 üzeri 6'yı almıyorum. Neden? Çünkü 50'den büyük olmamalı.
50'den küçük olmalı ki Salih oyunu kazansın arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Tabanı 3 olduğunda bunu sağlayalım hemen. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 alabiliyorum. Tabanı 4 olduğunda 4 üzeri 1 ve 4 üzeri 2 alabiliyorum. Tabanı 5 olduğunda 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 2 alabiliyorum. Tabanı 6 olduğunda 6 üzeri 1 ve 6 üzeri 2 alabiliyorum. Şimdi hemen bakalım. 2, 4, 6, 8. Şurada hemen 8 adet. Burada 9 adet var. 9 artı 8'den cevabımız 17 olacak arkadaşlar. Arkadaşlar denememizin 5. sorusunu çözüyoruz. Bir fabrikada üretilen televizyon, buzdolabı ve ütünün yıllık üretim sayılarının bilimsel gösterimine ait tablo aşağıda verilmiştir. Fabrikada üretilen televizyon sayısı ütülerin sayısının 100 katıymış. Televizyon sayısı ne kadarmış üretilen fabrikada, ona bakalım bir. 2,35 çarpı 10 üzeri 5'i nasıl yazabilirim? 235 yazdım. 2 tane 0 gitti. Kaç kaldı orada? 10 üzeri 3 kaldı. O yüzden 3 tane daha 0 ekledim. Demek ki üretilen televizyon sayısı bu fabrikada 235 binmiş. Bana ne diyor? Fabrikada üretilen televizyon sayısı ütülerin sayısının 100 katıymış. O zaman ben ütü sayısını bulmak için ne yapmam lazım? Televizyon sayısını 100'e bölmem gerekiyor. 235 bini 100'e böldüm. 2 sıfır sadeleşti. O zaman ütü sayısı ne kadarmış bu fabrikada üretilen? 2350'ymiş. Ütü sayısını buldum. 2350 ütü sayısı. Şimdi ne diyor? Fabrikada üretilen ütülerin sayısı buzdolaplarının sayısının 1 bölü 10 katıymış. Buzdolabını bulmak için ne yapmam lazım? Bu sefer 2350'yi 1 bölü 10'a bölmem lazım. 1 bölü 10'a bölmek ne demek? 1 bölü 10'u ters çevirip çarpmak demekti. 2350 çarpı 10 bölü 1. 10'la 2350'yi çarptığımda 23.500 çıktı. Demek ki buzdolabı sayısı da 23.500'müş. Bana neyi soruyor? Buzdolabı ve ütülerin yıllık üretim sayıları toplamı kaçtır diyor soruyor. 23.500 ile 2350'yi toplarım. 0, 5, 3, 5, 2, 25.850 tane buzdolabı ve ütü üretilmiştir. Denememizin 6. sorusunda bakalım bize ne soruyormuş. Yukarıdaki ikili sütun grafiğinde bir lisedeki 12. sınıf öğrencilerinin seçmek istediği derslere göre dağılımı verilmiştir. İkili sütun grafiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Avukat olmak A şıkkına bakıyoruz. Avukat olmak isteyen kız öğrenci sayısı. Avukat olmak isteyen kız öğrencileri bulmamız lazım. Kızlar mavi ile erkekler kırmızı ile gösterilmiş. Avukat olmak isteyen kız öğrenci sayısı o zaman ne oldu? 48'miş. Mühendis olmak isteyen erkek öğrenci sayısının 2 katıdır. Mühendis olmak isteyen erkekler 24'müş. 2 katı mı? Evet, 2 katı. O zaman A şıkkımız doğru oldu. Avukat olmak isteyen erkek öğrenci sayısı. Avukat olmak isteyen erkek öğrenci sayısı kaçmış? 72. Mühendis olmak isteyen kız öğrenci sayısının 2 katıdır. Mühendis olmak isteyen kız öğrenci sayısı 36. Gerçekten 2 katı mı? Evet. Öğretmen olmak isteyen öğrencilerin sayısı ile avukat olmak isteyen öğrencilerin sayısı eşittir. Öğretmen olmak isteyen öğrenciler 60 artı 60'tan 60 tane kız, 60 tane erkek, 120 kişiymiş. Avukat olmak isteyen öğrencilerin sayısı 72 artı 48'den. Evet, bu da 120. Demek ki bunlar birbirine eşit mi? Evet, eşit. Denizli'de ne diyor? Öğrencilerin en az tercih ettiği meslek doktorlukmuş. Bakıyoruz, öğrencilerin en az tercih ettiği meslek 56 artı 44'ten 100 kişiyle doktor mu? Yoksa 36 artı 24'ten 60 kişiyle mühendis olmak mı? Tabii ki mühendis olmayı daha az tercih etmişler. Evet arkadaşlar, denememizin 7. sorusuna bakıyoruz. Aşağıdaki tablonun bölmelerinde aynı tabanda yazılabilen üstü ifadeler verilmiş. Bu tabloda bulunan sayıların en büyüğünün en küçüğünü bölümü kaçıncı satır ile kaçıncı sütunun kesiştiği bölmede yazılı olan bir sayıya eşittir demiş. Şimdi o zaman bunların hepsinin aynı tabanda yazılabildiğini söylemiş ve zaten ben bakınca bunların hepsinin 3'ün kuvveti olduğunu
Hatırlıyorum değil mi? Artık görebiliyorum. O yüzden bunların hepsini bir üçün kuvveti şeklinde yazalım bakalım. Hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu belirlemeye çalışırım. Birinci satır ve birinci sütunda yazan sayı 3 üzeri 20 olduğu için buna bir şey yapmama gerek yok. 9 üzeri 12'yi nasıl yazacağım? 9 üzeri 12'yi 3 üzeri 2 üssü 12 diye yazdım. Üssün üssü ne oluyordu? Çarpılıyordu. 3 üzeri 24. Demek ki 9 üzeri 12 ne demekmiş? 3 üzeri 24 demekmiş. 243 üzeri 5'i yazalım aynı şekilde. 243 3 üzeri 5 demekti. Üssün üssü ne oluyordu? Çarpılıyordu. 3 üzeri 25 oldu. Demek ki o zaman bu sayıda 3 üzeri 25'miş. Bundan sonrasını direkt kafadan yapalım. 27'yi 3 üzeri 3 diye yazdım. 3 üzeri 3 üssü 8'den ne çıktı? 3 üzeri 24. 3 üzeri 3 diye yazdım tekrar 27'yi. Bu sefer 7 var kuvvetinde. 3 üzeri 21 oldu. 81 3 üzeri 4 demek. 3 üzeri 4 üzeri 5'ten ne çıktı? 3 üzeri 20. Bu zaten 3 üzeri 4. 9 üzeri 9. 9'u 3 üzeri 2 diye yazdım. 3 üzeri 2 üstü 9'dan. 3 üzeri 18. Bu da 3 üzeri 18 oldu. Bana ne diyor? Buradaki sayıların en büyüğüyle en küçüğünün bölümünü soruyor. Buradaki sayılardan en büyüğü kuvveti en büyük olan. Yani 3 üzeri 25. 3 üzeri 25'i neye bölmem gerekiyormuş? En küçüğüne. Buradaki sayılardan en küçük olan sayı, kuvveti en küçük olan sayı. Yani 3 üzeri 4. Tabanlar aynı. Bölme işleminde üst sayılarda ne yapıyordum? Kuvvetleri çıkartıyordum. 3 üzeri 25'ten 3 üzeri 4'ü bölersem ne olacak o zaman? 3 üzeri 21. Cevabımız 3 üzeri 21'miş ama bana 3 üzeri 21'i sormuyor. Bunların hangi satır ve sütunda kesişen sayı olduğunu soruyor. 3 üzeri 21 nerede? Tam ortadaki sayımız. İkinci satır, ikinci sütunun kesiştiği yer. Yani cevabımız Bursa oldu. Arkadaşlar denememizin 8. sorusu. Bize A eşittir kök içinde 1600 eşitliği verilmiş. B ve C doğal sayılar demiş. Ve B birden farklıymış, biri eşitliğiymiş. Ve C sıfırdan büyük olmak üzere kök A eşittir B kök C olduğuna göre B artı C kaçtır diye soruyor bize. Şimdi burada bir tuzak söz konusu. Neden? Çünkü A'nın karekökü ifadeye eşit olduğunu söylemiş. O zaman biz 1600'ü bir karekökün dışına çıkartalım. 1640 diye çıkar. Eğer bunu hatırlamıyorsak şöyle de yazabiliriz. 16 çarpı 100 diye yazarım. 16 4 diye çıkar kökün dışına. %10 diye çıkar. O yüzden A'nın ne olduğunu gördük. 40 olduğunu gördük karekökün dışında. Şimdi tuzağımız burada başlıyor. Tuzak neydi? Karekök içinde A diyor. Tekrar bunu karekökün içinde yazmam lazım. Yani 40'ı karekökün içine aldım. Ne oldu? Kök 40 oldu. Bu da neye eşitmiş? B kök C'ye. B birden farklıymış. Bana bunu söylemiş. O zaman B yani A kök B şeklinde yazabilmem lazım. Kök 40'ı kökün dışına çıkardım. Kök 40 ne demek? 4 çarpı 10 demek. 4 2 diye çıktı kökün dışına. Kök 10 içeride kaldı. Demek ki kök 40 2 kök 10 diye yazılıyormuş. B kök C'ye eşitmiş aynı zamanda bu. O zaman B dediğim sayı buradan 2 çıktı. C dediğim sayı da 10 çıktı. Bana neyi soruyor? B artı C'yi soruyor. B neydi? 2 idi. C 10'du. Bunların toplamı 2 artı 10'dan 12. Cevabımız Denizli oldu. Şimdi bu soruda birler, onlar, yüzler ve binler basamağı diye ayrıldığı için bize bu soruda demiş ki birler basamağı ile binler basamağındaki sayıları çarpalım. Ali'nin okuduğu sayıda 6425 yazıyor. Burada 6 ile 5'i çarpıyorum. 6 çarpı 5 eşittir 30 oldu. Sonra arada kalan iki sayıyı çarpacağım. 4 ile 2'yi çarptım. 4 çarpı 2 eşittir 8'den. İki sayı arasındaki farkı alıyorum. 30 eksi 8 eşittir 22 buldum. Bulduğum sonucu da bana kare kökünü al diyor. Kare kökünü aldığım zaman Ali'nin bulduğu sayı kök 22 oldu. Bu sayı hangi iki tam kare arasında? 16 ile 25 arasında ve bu sayılarda 4 ile 5 arasında olmuş olur. Çünkü kök 16 4'e eşit, kök 25 5'e eşit. Ali'nin bulduğu sayı 4 ile 5 arasında. Yani Ali doğru söylemiş.
Fatma'nın bulduğuna bakalım. 9 ile 6'yı çarpıyoruz yine aynı yöntemlerle. 9 çarpı 6. 6 kere 9, 54. Arada 2 kere 3 var. 3 çarpı 2. O da 6 yaptı. Çıkartırsam 48 kalır. Yani Fatma kök 48 bulmuş. Fatma'nın bulduğu sayıyı da 36 ile 49 arasında, 49'a çok yakın. Bu ifadede 6 ile 7 arasında. Çünkü kök 36 dediğim sayı 6 diye çıkar. Kök 49'da 7 diye çıkar. Kök dışına. Yani sayı 6 ile 7 arasında. Fatma da doğru bulmuş. Aynı şekilde Recai'ye bakarsak, Recai de 8 çarpı 7 eşittir 56. 1 çarpı 2 eşittir 2 çıkartıyorum. 54 kaldı. Karekökünü alıyorum 54'ün. 54 sayısı da 64 ile 49 arasında kalıyor. İki tam kare arasında. 49 ve 64. 64 8 diye, 49 7 diye çıktı. Yani Recai'nin bulduğu kök 54 sayısı da 7 ile 8 arasında bir sayı olması lazım. Recai de doğru. Demek ki doğru cevap Deniz'in. Gençler, 10. soruya baktığımızda Ahmet, Eren ve Gökhan isimli 3 arkadaş seksek oyunu oynuyorlar. Bu amaçla okul bahçesini aşağıdaki şekli çizmişlerdir. Her bir kare özdeş olup alanı 4 birim karedir. Ahmet'in attığı taş 3. Bir saniye. Ahmet'in attığı taş 3, Eren'in attığı taş 8, Gökhan'ın attığı taş 6 numaralı kareye gelmiştir. 3 arkadaşın attıkları taşların başlangıç çizgisine olan dik uzaklıkları birin cinsinden hangisi olabilir demiş. Şimdi hangisi olabilir derken bir kere şunları zaten hepsini kök içine alalım. 2 kök 3 demek kök 12'dir. Eren için bakalım. 6 kök 3 kök 108'dir. 2 kök 15 kök 60'dır. Ve 3 kök 5 de kök 45'tir arkadaşlar. Şimdi atılan taşların nerelere geldiğine bakalım. Mesela Ahmet attığı taşı 3.'ye denk getirmiş. Her bir kare birbirine eş olup alanı 4 ise, 4 birim kare ise, o zaman bir kenar uzunluğu 2 ve 2'dir. O zaman baktığımızda Ahmet'in attığı taş şuraya bir yere gelecekse 2, 2, 2. Yani şura ve şurası arasında olmalı. Buranın uzunluğu 4, tamamının uzunluğu 6. Yani 4 ile 6 arasında bir sayı olması gerekir. 4 ile 6 arasında olması ne demek? Kök 16 ile kök 36 arasında. Ahmet'in attığı taşlara bakıyorum. Kök 16 ile kök 36 arasında mıdır kök 12? Hayır, değil. D şıkkında da Ahmet'le ilgili bir tahmin var. O da kök 45, yine bizim istediğimiz aralıklardan değil. Dolayısıyla A ve D şıkları elenmiş oldu. Şimdi burayı silelim ve diğer arkadaşlar için bakalım. Mesela Eren ne yapmış bakalım. Eren taşını 8'e getirmiş. Yani taşımız şurada bir yerde. Dolayısıyla en kısa uzaklığa bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. En kısa uzaklık 10. En uzun uzaklıkta, burası da 2 birim olacağından dolayı 12 olur. Yani 10 ile 12 arasında. Yani ne demek istiyoruz? Kök 100 ile kök 144 arasında olması gerekiyor. Eren'e bakıyorum. Kök 108 tahmininde bulunulmuş. Ve evet, gerçekten de kök 100 ile kök 144 arasında olduğu için Eren'in için yapılan tahmin doğru olmuş olur. Soruda 15 yaşındaki Elif diş sağlığı ile ilgili bir proje ödevi hazırlıyor arkadaşlar. Bir şekil var. Şekildeki önce hani diş sayılarını sayacaksın ama önce soruyu bir oku tabii. Elif ödevlerinde 20 yaş dişleri çıkmamış bir insanın tüm dişlerini gösterecek bir proje ödevi yapıyor. Ama şekilde arkadaşlar 20 yaş dişleri var. Öncelikle o 20 yaş dişlerini bir silmemiz gerekiyor. Çünkü bu olmayacak. Bu henüz çıkmamış. Şimdi saydığınızda arkadaşlar şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye saydığınızda 14 diş yukarıda, 14 diş aşağıda olacak. Yani toplam 28 diş var. Şimdi bakalım rastgele seçtiği bir diş ile ilgili her bir dişe ait olasılık değeri
birbirine eşit olup 1 bölü 28'dir diyor. Evet, gerçekten 28 diş var. Bir tane diş çekme olasılığı 1 bölü 28. İşte 1 bölü evet 28. Seçilen dişin üst çenede veya alt çenede olma olasılığı eşit. Evet, 14 diş yukarıda 14 diş aşağıda olduğu için eşit. Seçilen dişin 20 yaş dişi olması imkansız olaydır. Doğru, çünkü henüz çıkmadı. O yüzden imkansız olaydır. Seçilen dişin azı dişi olma olasılığı köpek dişi olma olasılığından fazladır diyor. Şimdi azı dişi olanları sayalım. Üst çeneye bakıyorum. 2 burada, 2 burada, 4 tane sol tarafta, 2 4 tane de sağ tarafta, toplam 8 tane. Diğer tarafı aşağı çeneye bakıyorum. 2 2 4 burada, 4 burada, 16 tane azı dişi var. Şöyle diyelim. Köpek dişine bakarsak arkadaşlar, 1 2 tane yukarıda, 2 de aşağıda, toplam 4 tane diş olacak. Gerçekten azı diş çekme olasılığı daha fazla oluyor. Bu yüzden burada yazılan her şey doğru olduğu için 4 tanesi doğru. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi de 13. sorumuza baktığımızda diyor ki, aşağıdaki tabloda 6 tane gerçek sayı verilmiştir. Bu gerçek sayıların rasyonel irrasyonel sayı şeklinde dağılımı daire grafiği ile gösterilecektir. Ve aşağıdakilerde hangisi doğru verilmiştir diye soruyor. Yani hangi daire grafiği doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada tabii ki önceliğimiz şu. Bu 6 tane sayıdan kaç tanesi rasyonel, kaç tanesi irrasyoneldir? Buna bakmamız gerekiyor. Mesela ilk sayımıza bakalım. Eksi kök 14. Kökün içindeki 14 sayısı dışarıya çıkamayacağından dolayı bu bir irrasyoneldir. Şuraya irrasyonel yazalım. Kök içerisinde 0,49, arkadaşlar bunun dışarıya 0,7 olarak çıktığını artık biliyoruz. Dolayısıyla bu rasyonel bir sayıdır. Kök 7 yine dışarıya çıkamayan bir sayı, yani irrasyonel. 1,7 devirli. Bu sayıları zaten rasyonel sayıya çevirmeyi 7. sınıftan öğrenmiştik. Yani rasyonel bir sayıdır bu da. 7 üzeri 0'ın arkadaşlar 1 olduğunu biliyoruz. Yani rasyonel bir sayı. Ve son olarak pi sayısı. Pi sayısı virgülden sonra sonsuza kadar giden ve düzensiz bir şekilde giden bir sayı olduğu için her ne kadar kökün içinde olmasa da yine de irrasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla 6 tane sayıdan 1, 2, 3 tane irrasyonel ve 3 tanesi de rasyonel sayıdır. Yani bizim daire grafiğimiz yarı yarıya olması lazım. Aslında hiç hesap yapmadan direkt B, C, D'yi eleyip A şıkkını işaretleyebiliriz. Çünkü yarısı irrasyonel, yarısı rasyonelse 360 derecelik bir daire dilimini 180 ve 180 derece olarak ikiye bölmekte. Merhaba arkadaşlar, 14. soruya bakıyoruz şimdi. Kenar uzunlukları A, B ve C santimetre olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulmak için bir yol göstermiş bize, formül vermiş. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki kartondan 6 tane veriliyor. Bunlardan 2 tanesi kenara ayrılmış. Geriye kalan kartonlar da aşağıdaki şekilde keserek yeni bir biçim kazandırılmış. Mesela burada tamamı x artı 2 olan bir kenar uzunluğuna sahip burası. Ve 2 santimlik kısmı kesiliyor. Yani yeni oluşacak şeklimizin o zaman nasıl olması lazım? Bir kenarı x, yani kısa kenarı x, uzun kenarı da x artı 4 olan 2 tane kartonumuz var. Bu cepte. Şimdi buradakini ne yapıyormuş? Oraya bakalım. Burada da uzun kenarından 4 santimetrelik kısım kesiliyor. Yani şöyle tekrar çizdiğimizde uzun kenarımız şurasının tamamı x artı 4'tü. 4 santimlik kısmı kestiğim zaman burası artık x kalır ve şurasında bir değişiklik olmadığı için yine x artı 2. Yine bundan da 2 tane var. Buradan da 2 tane var. Ve başlangıçta 2 tanesini hiç dokunmadan, yani şöyle bir dikdörtgeni 2 tanesini hiç dokunmadan ayırmıştık. Elimizde de 2 tane de ondan var. Şimdi diyor ki bu 6 tane kartonla yeni bir yüzey oluşturulmuş. Yüzeyimiz de şu şekilde. Buna göre tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bize. Şimdi şuraları silelim ve yüzey alanlarını hesaplayalım. Bunu nasıl hesaplayacağız?
gençler. Mesela buranın farklı bir renkte alalım. Tamam. Buranın yüzey alanını hesaplayıp 2 ile çarparız. Buranın yüzey alanı nedir mesela? X çarpı X artı 2'dir. Buradan ne gelir? X kare artı 2X. Tabi bundan 2 tane olduğu için 2X kare artı 4X diyebiliriz. 2X kare artı 4X. Şimdi bu cepte. Bunun için de aynısını yapalım. Yine 2 tane var. Bir tanesini hesaplayalım. X çarpı X artı 4'ten ne gelecek? X kare artı 4X. 2 ile çarpalım. Yine 2 tane olduğu için 2X kare artı 8X. Tamam. Bu yüzeylerden 4 tanesini bulduk. Şimdi kalan 2 tanesi de neydi zaten? Başlangıçta hiç ellemediğim şu şekildeydi. Bunun da alanını bulalım. Bunun da alanını şuraya yazalım. Bunun kenar uzunlukları x artı 2 ile x artı 4'tü ve çarpımı da alanını verecek. Çarptığımız zaman x kare artı 6x artı 8 gelecek. Yine aynı şekilde bu kartonundan da 2 tane olduğu için 2x kare artı 12x artı 16. Şimdi şu kare için aldıklarım, kutucuk için aldıklarımı topladığın zaman aslında tüm yüzeyin alanını bulmuş olacağız. Alt alta yazabiliriz. 2x kare artı 4x var. Ve 2x kare artı 8x var. Bunların hepsini topladığın zaman 16 artı 24x artı 6x kare gelecektir. Buradan da şıklarımıza bakıyoruz. C şıkkında cevabımızı bulabiliriz. Merhaba arkadaşlar. 15. soruya bakıyoruz şimdi. Aşağıda bir demir yolu hattının istasyonları verilmiştir. Tren A istasyonundan F istasyonuna doğru sırasıyla yol alıyor. Tren ardışık iki istasyon arasındaki yolu 1,5 dakikada tamamlıyor. Ve tren her istasyonda 0,2 dakika bekliyormuş. Diyor ki A istasyonundan yola çıktığı andan, burası önemli, F istasyonuna gelip durduğu ana kadar geçen süre dakika cinsinden hesaplanıyor. Ve şıklarda da onun tam sayı kuvvetleri yardımıyla çözümlenmiş halini soruyor tabii ki. Şimdi bakıyoruz gençler, A istasyonundan yola çıktığı an. Şimdi A istasyonundaki bekleme süresini dahil etmiyoruz yani. Hani her istasyonda 0,2 dakika bekliyordu ama A istasyonunda bunu dahil etmeyeceğiz. Çünkü yola çıktığı andan itibaren bizim süremiz başlıyor. Dolayısıyla burada bir aralık var. Burada bir aralık, burada da bir aralık, burada da bir aralık, burada da bir aralık ve burada da bir aralık. Yani 5 aralık var. Yani 5 kere yol gidiyor. Her bir yol 1,5 dakika olduğu için 1,5 çarpı 5'ten burası 7,5 dakika gelecek. Tabi bunun üzerine her durakta bekleme süresini de ekleyeceğiz. A durağındaki bekleme süresi zaten yoktu. B durağında bekleyecek, C'de bekleyecek, D'de bekleyecek, E'de bekleyecek. F'dekini arkadaşlar saymıyoruz. Çünkü F istasyonuna gelip durduğu an diyor. Yani durduktan sonra 0,2 dakika beklemesini yine almıyoruz. Durduğu andan itibaren bizim süremiz biter. Yani kaç kere durmuş oluyor? 0,2 çarpı 4 dersek 0,8 dakikada istasyonda durma süresini katabiliriz. Bunları topladığımızda 8,3 dakika gelecektir. 8,3'ü de çözümlersek burası onun sıfırıncı kuvveti. Yani 8 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak buluruz. Yani cevabımız A şıkkı. Selam gençler. 16. soruya baktığınızda aşağıda eşit kollu teraziye yerleştirecek 4 tane cismin kütlesi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki terazilerden hangisinde denge durumu doğru gösterilmiştir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Terazilerde hangi kefe daha ağırsa o yere daha yakındır. Bu bilgiyle hareket edecek olursak
Yani burada en ağır olan en aşağıda olursa eğer doğru olacaktır. Şöyle bir şey de dikkat çekeyim. Bunlar B, C ve D ağırlıkları kilogram. A ağırlığı ise gram cinsinden. Öncelikle bunu bir kilograma çevirelim. Bu hataya düşmeyin. Kök 900 gram. Aslında dışarıya çıkar. Ne deriz? 30 gram deriz. 30 gramda arkadaşlar kilograma çevirecek olursak 0,03 kilogram yapar. Bunu tekrar kök içine alırsak kök içerisinde 0,0009 kilogram olarak gösterebiliriz. Yani diğerlerine göre gerçekten çok 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 küçük bir kütle. Kök dışında olan sayıları da içeriye atalım. Mesela 3 kök 5 aslında kök 45 kilogramdır. Bunu da içeriye attığımızda kök 48 kilogram olarak yazabiliriz. Şimdi A şıkkına bakalım. A yere daha yakın, yani A C'den daha ağırmış. Bakıyorum, bu A'nın kütlesiydi. A'nın kütlesi kök içerisinde 0,0009 ama C'ninki kök 45. C daha büyük olacağından dolayı A şıkkı yanlış. B'ye bakalım. D C'ye göre daha ağırmış. Bakıyoruz 48, kök 48 ve kök 45. Kök 48 daha ağırdır. Yani evet, D daha ağır olacağı için buradaki B şıkkındaki denge durumu doğrudur arkadaşlar. Diğerlerine de bakacak olursanız zaten en küçükleri aslında A. Dolayısıyla C de yanlış. B, D'ye göre daha mı ağır bakıyorum. Hayır, 3,24. D de zaten kök 48'di. O yüzden D şıkkı da yanlış. Evet gençler, şimdi bu soruda 1'den 100'e kadar olan sayılar arasında 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini sarıya boyuyormuşuz. Bunlar 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 olan sayılar. 2'nin kuvvetleri, katları değil. Karıştırmayalım bu kısmı. Daha sonra tam kare olan sayıları kırmızıya boyamışım. Tam kare sayılar 1, 4, 9, 16, 30, 25, 36, 49, 64, 81 ve 100. Şimdi bunları da yazdım. Daha sonra asal sayıları da maviye boyuyoruz. Asal sayılardan başlayalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye devam ediyor. Hepsini yazmamıza gerek yok. Çünkü bize burada karışımları söylemiş. Karışımlarla renkler elde ediyoruz. Mesela demiş ki sarı ve mavi renklerin karışımı yeşil oluyor. Sarı olması için 2'nin kuvveti olması lazımdı. Ama mavide sadece hangi asal sayı var çift olan? 2. O zaman yeşil olan tek bir tane sarı kutucuk olur. O da 2 numaralı kutucuk. Yeşilin bir tane olması lazım. Denizli ve Adana şıkkını eledim. Kırmızı ve sarıyı birleştirdiğimde turuncu olur. O halde ne yapmam lazım? Tam kare olan ifadelerde 2'nin kuvvetlerini arıyorum ki hem sarı hem de kırmızıya boyanmış olsun. 4, 16 ve 64 olarak 3 tane kutucuğu buldum. Bunlar da hem kırmızıya hem de sarıya boyandıkları için turuncuya dönerler. Demek ki 1'e 3 olmalı. Yani cevap Bursa olmalıydı. Merhaba gençler. Şimdi Emin Bey Ankara'nın sınır olarak Ankara'ya komşu olan illerden birine atanmış. Bana diyor ki atandığı ilin ilk harfinin K olma olayı ile ilgili. Tüm çıktıların sayısı yıldız demiş. Tüm çıktılar neler? Bütün iller, Ankara'ya komşu olan illerden hepsini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane komşu il var. O zaman yıldız ifademiz neymiş? 7. Ve bana ondan sonra diyor ki olaya ait çıktı sayısı ne demişti? K olma olasılığı. Kırşehir, Kırıkkale ve Konya olmak üzere 3 tane var. Karemiz 3. Sonra bu olaya ait olası durum sayısı da olaya ait çıktı sayısıyla aynı aslında. Yani üçgen de yine Kırşehir, Kırıkkale ve Konya olmak üzere 3 tane. Bunların hepsini topladığımız zaman toplamını istemiş. 7 artı 3 artı 3'ten cevap 13 olarak bulunur. Evet gençler, şimdi bu soruda 18 milimetrelik çeyrek altınlarla 80 milimetrelik cumhuriyet altınları üst üste gelerek
belirli bir yüksekliğe ulaşmışlar. Şimdi bunlar 18, 18 artıyor. 18, 36 diye devam ederken burası 80, 160 diye nokta nokta gidiyor. Bunlar nedir? 18 ve 180'in katları. Eğer ki ben katla uğraşıyorsam demek ki işlemim ekoktu. O halde 18 ile 80'in ekokunu alıyoruz. Her tarafı 2'ye böldük. 9'a 40. Tekrar 2'ye böldük. 20'ye 9. 2'ye böldük. 10'a 9. 2'ye böldük. 5'e 9. 3'e böldüm. 3, 5. 3'e böldüm. 3, 5. 5, pardon özür dilerim. 1 oldu burası. 5'e böldüm. 1. Şimdi bunları çarptığımız zaman ekokumuz 720 milimetre oldu. Ben bu milimetreyi ne yapacağım? Getirip 18'e ve 80'e ayrı ayrı bölerek kaçar tane koyduğumu bulacağım. Demek ki 720 milimetre yükseklikte bunlar eşitlenmiş. Peki kaçar tane koyarak eşitledim? 720 bölü 18'den buradan 40 geldi. 720 bölü 80'den buradan da 9 geldi. Toplamda 49 daha 49 tane altın kullanmış olur. Evet gençler, şimdi bu soruda üst kısımda durumda direkt gördüğümüzü hesaplıyoruz. Bagaj kapısında x, x, x kare daha doğrusu buna. X kare, x kare, x karelik alanlara sahip. X'e x olduğundan dolayı. Şimdi bir kenarım sarı bölgelerse 1'e x olduğundan dolayı demek ki sarı bölgelerin her biri x olacak alanları. Peki burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yukarıya doğru 6 birim. 3 tane de genişlik var. Yani 3 kere 6, 18 x oldu buranın toplamı. Yan tarafta da 4 tane olduğundan dolayı 4 x oldu. Burada ise 1'e birlik kısımlardan kaç tane var? 4 çarpı 6'dan 24 tane olduğundan dolayı da buraya da 24 yazdım. Şimdi bu yazdıklarımın hepsini topluyorum. 3 tane x kare artı 18, 4 daha 22x artı 24 olarak birinci kısmın alanını buldum. Ama bana şıklara bakıyorum. Birinci kısmın alanını sormamış. Hangisi doğrudur diyor. Demek ki bu değil. İkinci kısımda görünen bölgenin, kapının geri kalan kısmın alanını bulacağız. Bunun için ne yapacağız? Bizden ne istiyor? Kapıyı diyor 7 birim yukarıya kaldırın. Sarılarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Her biri bir birimden. 6 birim kalktığı zaman tamamen şu mor kısma geldim. X'li kısma. Ama burada hala yetmedi. Bir birim daha yukarıya kaldıracağım. O halde ben bunu bir birim daha kaldırırsam X'ten bir birim azalır şöyle. Bir birim daha kaldırdığımı düşünün. Geriye kapının yükseklik kısmı X eksi bir birim kalır. Başlangıçta mor kısım X'ti. Ama bir birim daha yukarıya kaldırdığımda şuraya X eksi bir kaldı. O halde yüksekliği bulduk. X eksi bir. Genişliğimiz nedir? Genişliğimiz değişmedi zaten. 1, 2, 3 tane x ve 4. Yani x eksi 1 ile 3x artı 4'ü çarparak ben bunların alanını bulurum. Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenar. O halde diyorum ki iki parçaya ayırayım şunu. X ile 3x'i çarptım. 3x kare. X ile artı 4'ü çarptım. 4x. Eksi 1 ile 3x'i çarptığımda eksi 3x olur. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4 oldu. Benzer terimli ifadeler toplanır. Şu iki ifadeyi topluyorum. O halde benim ifadem ne oldu? 3x kare artı x'e x kalır. 4x'ten 3x çıkartırsam x kaldı. Bir de eksi 4. Şimdi şıklarda bu ifadeyi arayacağım. Acaba bakalım doğru mu? İkinci demiş durumda 3x kare artı x eksi 4 olarak bulunması lazım. Yani cevap Bursa'ymış.